Esra Hücel'de resim dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde guaj boya hakkında konuşacağız. Ve küçük bir renk skalası çalışması yapacağız. Evet, benim elimde şöyle Maries marka bir guaj boya var. Ben genellikle öğrencilerime tüpte kullanmalarını tavsiye ediyorum. Palete sıkarken çok daha rahat oluyor. Ve ayrıca şu şekilde kutunun içerisinde satılan guaj boyalar da var. Bunların kullanımı biraz daha zor. Çünkü farklı bir kaşık yardımıyla alıp paletinize koymanız gerekiyor. Bu da hem zaman alıyor. Çünkü ders süremiz zaten 40 dakika. 40 dakikada çalışmayı tamamlamak zorlaşabiliyor. O yüzden tüpte olanlar daha pratik. Sonra ihtiyacımız olan şey sert kıllı bir fırça. Kıllarının sert olması gerekiyor. Guaj boya kullanırken fırçamızın kıllarının yumuşak olmaması lazım. Evet, guaj boya nasıl bir boya? Guaj boya sulandırılarak kullanılabilen yoğun bir boya. Sulu boya gibi hemen hızlıca pratik çalışamazsınız. Önce kutunun içerisinden boyanızı ya da tüpünüzden paletinize sıkacaksınız. Suyla belli bir kıvama getireceksiniz. Daha sonra kağıt üzerinde sürme işlemini başlayacaksınız. Hepsini tek tek göstereceğim. Ben kağıt olarak Amerikan Bristol kağıdını kullanacağım. Dış yüzü parlak, iç yüzü mat bir kağıt. Guaj boya çalışmasındaki en iyi sonuç veren kağıt türlerinden bir tanesi. Ve yine ihtiyacımız olan şey suyumuz. Evet, hemen skalamızı çizelim. Şöyle ben ölçmeyeceğim. Göz kararı cetvelimin kalınlığında birer santim olarak uygulayabilirsiniz. Eğer okulda renk skalası çalışması yapacaksanız kağıt bantları var. Kağıt bantlarından kullanabilirsiniz. Çünkü ben şimdi boyama yaparken dışarı taşabilir. Siz hem buraya hem de buraya kağıt bant çektiğiniz zaman kağıda zarar vermeden bandınızı kolayca sökersiniz. Hem de çok temiz bir çalışma ortaya çıkmış olur. Çünkü guaj boyanın kapatıcı özelliği var. Ve benim bu kurşun kalemle yaptığım izlerin tamamını kapatacak. Birazdan göreceğiz. Renk skalasının net olarak ortaya çıkması için ben iki renk tercih ettim. Birisi çok açık, birisi çok koyu bir renk. Evet, bu koyu bir mavi. Paletimi de bulamadığım için bu plastik kabı kullanacağım. İşte çok pratik, burada sıkıyoruz ama sulandırmam gerekiyor. Şu an çok yoğun. Hatta şöyle göstereyim. Bu çok yoğun. Kıvamı nasıl olmalı? Şöyle tarif edebilirim. Yani ayran kıvamında olabilir. Ben genellikle öğrencilerime o şekilde söylüyorum. Belki daha iyi algılarlar diye. Şu an puding kıvamında mesela. Birazcık daha sulandırmam gerekiyor. Hatta su alırken
fırçamı kesinlikle kabın içerisinde sallamıyorum. Batırıyorum ve hemen çekiyorum. Hatta dibine bile batırmıyorum. Batırıyorum, çekiyorum. Gördüğünüz gibi fırça suyu tutuyor. Ve daha sonra buraya aktarıyorum. Mesela öğrencilerin en çok yaptığı yanlışlardan birisi, su alırken fırçayı suyun içinde geri sallıyorlar. Bu benim boyayı kaybetmeme neden olacak. Ben mümkün olduğunca boyamı korumalıyım. Evet, şu an kıvamı güzel. Tabii boyanın kalitesi de çok önemli. Ben genelde öğrencilerime Faber-Castell'i tavsiye ediyorum. Yeni başladıkları için. Ama daha profesyonel, işi biliyorsanız Maries, Talens, bunları kullanabilirsiniz. Evet, gelelim skalamıza. İlk kutucuğumu sarı renk boyuyorum direkt. Evet, yönüm yukarıdan aşağı doğru boyuyorum. Sonra ne yapıyorum? Koyu rengime çok az dokunuyorum. Çok fazla değil. Azıcık dokundum. Daha sonra boyamı karıştırıyorum. Evet, ikinci kutuya geçtim. Aynı şekilde batırdığım şekilde üçüncü kutuya da aynı miktarda batırıyorum. Çok fazla batırırsanız bu sefer aniden koyulaşabilir. Geride dönüşü yok. O yüzden miktarı dengede tutmaya çalışabiliriz. Olacaktı ama bulamadım. Siz bunu paletin içinde yaptığınız zaman zaten boya dışarı taşamayacaktır. Boyanın tamamını kullanabileceksiniz. Gördüğünüz gibi giderek koyulaşıyor aşama aşama. Guaj boyada renk skalası neden önemli? Çünkü bol bol renk karıştıracağız. O yüzden nasıl renk karıştıracağımızı bilmemiz gerekiyor. Ve çok eğlenceli, çok zevkli. Videomuzda meyve etüdü yapabiliriz guaj boyayla. Öğretmeniniz belirler, ölçüsünü size söyler, ona göre ayarlarsınız. Renkler birbirine benzeyebilir. Bu sizi endişelendirmesin. Siz kendinizden emin bir şekilde boyanızı alıp karıştırmaya devam edin. Çünkü kurudukça renk değişikliği olacaktır. Yani ıslakken bakıp
aa bu açık olmuş, biraz daha boya ekleyeyim, biraz daha karıştırayım diye kesinlikle düşünmeyin. Sabırlı davranmak lazım. Renk skalamızı tamamladık. Diğer etüdümüzde meyve etüdümüzü çektiğimiz videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.